Merhaba arkadaşlar İstanbul Jazz Festivali'nin 30. usunda beraberiz. Önemli konuklarımız var, çok önemli konuklarımız var. Solumda efsanevi davulcu Okay Temiz. <laughs> benim çocukluğumun kahramanıdır. Dünyaca ünlü international musician Sharon Kovacs. Welcome. Nice to Ve be festivalin here. yönetmeni Harun İzer. Selamlar, hoş, hoş bulduk. Senle başlayalım Harun. Olur, ben az konuşayım zaten. <laughs> Ünlü yıldızlarımız var çünkü. 8'inde <laughs> evet. başlıyor festival. Bize highlight'ları var. 7'si böyle ufak bir açılış, güzel bir davetimiz var. O açılış davetimizden sonra 8 Temmuz'da başlıyor İstanbul Jazz Festivali. 19 Temmuz'a kadar devam edeceğiz. İlk 3 akşamında festivalin 8, 9 ve 12 Temmuz'da buradayız. Park Orman'dayız. Çok güzel konserlerimiz var. 8 Temmuz'da işte Kovaks'ın da headliner olacağı, ilk konuğu olacağı gecenin. Aynı zamanda işte Okay abinin o kaytemizin de Riff Cohen'le beraber çok güzel bir konser vereceği bir geceyle başlayacağız. 9 Temmuz'da ardından Morchiba ve Alpha Mist Mamal Hands gibi İngiltere'nin İngiliz cazının çok güçlü isimlerinden böyle güzel bir gecemiz var. 12 Temmuz'da The Lumineers, Amerikan folk rock'ının yıldız isimlerinden milyonlara seslenen güçlü bir rock grubu onların konseri olacak. Ardından da festival işte 13 Temmuz'da artı birli gece gezmesiyle devam ediyor. 14 Temmuz'da bu sefer Robert Koleji'nin bahçesindeyiz. Yonsun'la Güney Kore'den bir sanat var 17 18 Temmuz 19 Temmuz böyle arda arda konserlerle dolu bir festival yaşayacağız. Şimdi ben bir anda programı sayıverdim, verdim. Fazla Program. şey hissettim böyle Kalanını birazdan belki anlatırım ama Sharon excuse us for speaking I'm Turkish. I'm trying to follow. As a musician, do you go to concerts? Yes, I did, but after COVID not so much anymore, but before yes. This is not your first time in Turkey. You've no, been many times. many times. Already for 8 9 years I come come and go. I really enjoy. Welcome again. Hocam. Evet yeah. bu sene siz yeni bir şey yapıyorsunuz. Yani Vallahi... bu grup ilk defa sahneye çıkacakmış doğru mu? Yani vokalist katılmadı Oriental Wind'e senelerce. Fakat teyplerini dinledik, şeylerin videolarını Cohen'in İsrailli çok başarılı. Bu vokal şeysiyle benim sıkıntım vardı hep. Vokal sözleri. Onu söyleyeyim şimdi madem açıldık bir şey konuşacağız. Vokaldeki sözler hep aynı birbirine benzeyen, hep kadın erkek ilişkilerine dayalı. Ben de tam tersi yani köylü çocuğuyum diyeyim ben. Hani bin dönüm arazi, 450 koyun, çatalcıda büyük bir çiftlikten gelip tarladan yetişen bir Çocuğum sonradan bir sen oldum annem uç çalıyor falan falan ama yani bu tabiatı ve sorunları bilerek yetiştim. Müziğime de bu yansır. Yaptığım şeylerde tabiatı koruyalım işte kadına şiddet, çocuğa şiddet, küresel ısınma gibi temalarla konserlerimizi böyle uyandırıcı birazcık olsun düşünseler. Biraz. evet, ee, evet nasıl yaşıyoruz. Bu şekilde devam etti benim konserler. Dolayısıyla şarkıcıların bu sözleri hep ittim ben bunları. Hiçbir yani birkaç tanesi var tabii muhakkak ki. Dolayısıyla bu kızı dinlediğim zaman bir kere sesini bu dünyanın en iyi vokali şuradaki enstrümanı bunu kullanmasını Yalık. biliyorlar. Araplar biliyor bunu biliyorsun. Mısırlılar bilir. Afrikalılar bilir. Çinliler bilir. Hollandalılar Aa, da iyi biliyormuş hocam. Aa yapan <laughs> burada burası mı? En iyi alettir bu. This is the best instrument we have. Yes. yani you know, in 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 our life. It's it's my This only. The, yeah if you if you know how to use it so She knows. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla eee koyunu beğendim. Tamam dedik yapalım. Peki, o da benim beğendiğim. Dün Instagram'da provayı koymuşsunuz. Daha önce prova yaptınız mı? Yok işte ilk defa geldiler ya ilk defa. buraya. Ben yani birkaç... çok az bir hazırlanma süreci. var. Tabii, tabii, tabii. yarın da yapacağız. Peki heyecan verici değil mi? İki gün sonra yani çok az vakit var hazırlanmak için. E biz biliyoruz ne yapacağımızı. Yani bu müzikler zaten birbirine yakın. Improvize tarafı Arap, var mı? İsrail böyle bu tip şeyler. Ben İsrail'de gittim çaldım. Oriental Wind ile grupla. Hiç Arap parçası çalmadık ama hep Türk parçalarını folklorunu benim bestede yıkıldı ortam. Yani bir yakınlık var. O bu şeyde coğrafyada böyle bir yakınlık var. Kabulleniliyor yani. Anladın mı? Bu arada benim çocukluğum Okay Bey'in denizaltı rüzgarlarını dinleyerek geçmişti. Bilmeyenler varsa yeni kuşaktan YouTube'a yazıp dinleyebilirler. Zamanında ortalığı yıkıp kasıp kavuran bir şeydi. Your third album is out. and it's going well i guess congratulations. thank you and you have a very nice music video in one shot oh, i'm not scared of monsters i guess not scared of giants, giants but sorry. also fragile it's one mm. one take yeah. i watched all your music videos last night do you come up with the ideas or is there any director you're working with. for the last album yes ah, we did everything idea, ourselves. So uh, yeah, I try to be more like uh, on top of like the artwork. I paint the artwork myself. I... Yes, you're also an artist. Yeah, I'm. No, I'm not one to say I'm an. I'm an artist, but I try at least. <laughs> and uh, so also for the show on uh, Saturday, I this last week I was like working, 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 making my own set design, mm -hmm. making the clothes so i like to do everything so i would like to ask you something in turkey there's this debate for example a turkish band making rock music for example yeah. is always criticized and they are always in some kind of double bind i mean should we do it in turkish or english are we western enough or eastern so as a dutch musician you are making soul music yeah but i'm i'm not typically dutch and i already know that i made a decision like I want to travel the world. I don't want to stay in my little country. Is there same debate in the Netherlands also? Yes, but I think it's a it's a choice. Either you sing Dutch or you sing English, you know, but you made the decision very, very early, early yeah. I, and also, I have a very southern accent when I sing in Dutch. It's not nobody really likes it, so it's all right. <laughs> they always say if I talk in in Dutch, they say I'm a German. So for the music videos, you prefer black and white. Is there a specific reason for that? I look better. <laughs> no, and I like you see, I like black. Yes. But it's not a good choice for today. <laughs> I know, but it's good. The sun, the sun is away now a little bit, so it, it's it's helping me. How do you define your music? I mean, it's it's a silly question, but at some point you have to ask it. It's very personal. I think it's very honest. Very no, in terms of style, it's. Ah. it's soul or rhythm and blues it jazz. has so many elements it has yeah. even turkish um, uh, elements this time i recorded 10 days at uh, fuat gunnar studio i played with the istanbul strings and some other turkish musicians with very difficult names <laughs> and turkish but also portugal i went to portugal to record some songs and some instruments and london but i i always say it's like no you cannot put it in a box but you cannot yeah. put me in a box so i think that's fair but it has elements of jazz soul sometimes even funk a little bit mm -hmm. pop as well because it's very you know, I read one of your interviews. You define yourself as an independent musician, yes, now but, I am, but you work for Warner, I guess no no you, you I am fully my independent. own boss, oh, ah, that's great, yeah, but I, I don't know if I'm gonna keep it like that because it is difficult to to fight uh, to fight the system by yourself. Yes, that was one of my questions actually. How do you find today's music industry? I mean it's very easy to break in but at some point it's not because there's too many competitions. Yeah, cetera. there's a lot a lot of um, but that's always like that but it's I think finding the right people within the companies and finding the people with passion and love I think it's most important. Hocam, siz müzik endüstrisini nasıl buluyorsunuz? Vallahi ben sömürüldüm. Seneler Aa, şey. Sana <laughs> söyleyeyim. Yani açık konuşmak lazımsa. E bizim de kabahatimiz. Sistemin de kabahati. Senelerdir. Ama müzisyenler Türkiye'de yine de erken birleştiler. Değil mi? Pek erken sayılmaz ya. Seneler aldı yani. 20-30 sene. Evet. 90'lara kadar... Yani onunla beraber sosyal yaşamda insan hakları bütün her şey beraber gidiyor zaten. Şey değil müzikte de değil bu. Diğer sistemlerde de Türkiye'deki yaşam sisteminde de hepsi zamanla gelişiyor bunlar. Bak, Ama şimdi 70'lere göre, 70 göre bir düzelme vardır herhalde. Var tabii birazcık var. Biraz var parçalık. Paralar 2-3 tane şimdi şey çıktı. Sisteme toplayan bizim çaldığımız, çalınan parçalarımız şurada burada. Bunlardan gelen bir ücretler var. Az da olsa yine bir başarıdır yani. Spotify konusunda mesela ne düşünüyorsunuz? Daha doğrusu stream Oradan konusunda ne gelen para çok az. ve onu... Buradan duyuruyoruz. <laughs> yani birisi yüklüyor benim parçamı o para kazanıyor. Böyle bir sistem var. Daha bu çözülmedi yani olacak şey değil. Aa, yani da, şey. da oluyor mu aynı şey? the oh, yeah. video, We were talking about the, how music is being uploaded to Spotify and how money it's is changing. being earned. Yeah. It's not a lot of money Spotify. Yeah, yeah, it's. It's it's not enough. That's true. Very small small money. But somebody put your song in the Spotify, he got the money, not you. Yeah. This kind of funny system. Yeah, it's a, a funny system. system. I was going to ask you the same the streaming platforms or festivals like this Our which festivals. one do it, i think you know streaming it's it's so, it's so fast it's like people put your song in a list like they like one song they, they don't even know who you really are just. the album is not valuable anymore mm. i mean the song is what counts yeah well i uh yes it's like that but i i'm not going with the trends <laughs> how many concerts do you make in a year for example mm, not so much i am not somebody who's like crazy doing too much because i my mental health is very important to me <laughs> 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 okay. but i don't know i think it depends now i have very easy time well everybody's busy i'm not too busy but <laughs> in the end of the year i'm gonna be like for three weeks on two or four weeks and then like do 20 shows so I, I don't know maybe 50 or 40 shows a year it's not a lot you live in Netherlands. Yeah, right? is it required to go to U.S. for example for a musician in order to go worldwide? Ah, uh, no, no, because I never been. Uh and I already go to a lot of different countries but I'm I'm working on it I would love to go to the US one day but it's uh, expensive and uh, <laughs> it's difficult there's so much competition you know again you need to know the right people Hocam sizce Amerika'ya mı Avrupa'ya mı gitmek lazım? Ben Amerika'ya gittim dört kere yani. Yani Avrupa. müzik piyasasını onlar domine ediyor gibi görünüyor. Şimdi tabii yani Atlantik vardı bizim biliyorsun Nasvetekin Brotherlar e, Ahmet Ertegün. E, onlar bayağı cazda yani caz alanında hmm. ve Amerikan popu şeyinde çok çalıştılar. Fakat biz yani dostuz Ahmet Ertegün'le. Gayet iyi tanışıklığımız var ailecek eşiyle olsun benim kız kardeşim Ayşe. Fakat bir türlü biz çalışma yapamadık müzik çalışması. Genelde Türk müzisyenlerle pek çalışmadın. Yani o bana dedi ki sen Amerikan'ın en büyük adamlarıyla çalmışsın. Ne yapacaksın ya bırak dedi. Türk ne uğraşıyorsun falan dedi. Buna uyanmadılar. Buna, buna uyanmadılar ki benim yaptığım şey de dünyada ilk ilkti yani. Evet. Folk Türk folk cazını alıp Westing diğer enstrümanlarla çalarak ki İsveç'in en iyi elemanları ki yani Avrupa'nın en iyi müzisyenleri benim kurduğum Orientalvin bu şekilde biz konserler verdik büyük yani son yaptığımız zaten son çıkan plak geçenlerde e, Montreal 1982 Montreal Jazz Festivalinden e bu yani Avrupa'da basıldı Fransa'da satılıyor Japonya'ya gitti Türkiye'ye geldi çok önemli bir plak büyük bir enerji var. E, Türk cazını, Türk müziğini çaldık biz orada. Türk zaten ben İsveç'te 23 sene Stockholm'da kaldım. Bütün bana gösterilen ilgi folkloru geniş kitlelere yaydığım için ve cazla beraber evrensel şekilde gençliğin hoşlanabileceği yaşlığın ihtiyarın içinde çünkü doğaçlamalar var. Avrupalılar çalıyor, Skandinavyalılar çalıyor. Değişiyor başka. Ama folkloru bozmadan çaldık. Bütün güzelliği hı. de o. Çok önemli. Biz folkloru, ben folkloru çok kullandım. Hı, hı. Çocukluğumdan beri. İsveç'e gittim. Folkloru. Sonradan kendi bestelerim geldi. 130 tane falan bestem var. Onları çalıyoruz. Önümüzdeki günde çalacağız. Benim besteler de var. Ama folklöre büyük değer verdi İsveç. Dolayısıyla o müzik böyle şey oldu. Yani ben sanki acizane ben getirdim ilk defa. 70 Çünkü 67'de gittim ben İsveç'e. E, e folklorla gittim kardeş. Sevda diye bir grup kurduk. Muhafak falay trompetçiyle beraber. Bu aldı götürdü piyasaya. İsveç hükümetinden ilgi gördü. Kültür dairesi yardım etti bize. Şimdi lokal müziğe daha fazla ilgi var ama galiba doğru mu? Yani yapıyorlar ama çok onu tecrübeli olmak yani lokal dediğiniz zaman folklor yani demek. Yani sizin konser vereceğiniz Riff Cohen de mesela yerel Ha o öğeler. o Riff Cohen öyle tabii o kendi tam şeyini çıkıyor. Ama dünyaya çıkabiliyor hani onu diyor. O güzel çünkü arkasına bak iki gündür prova yaptık biz onlarla şimdi. Elektronik sesler var ve bunları gayet güzel kullanan Üç tane dört tane çocuk var orada gençler bakıyorum uyduruyorlar yani bir de eskiden olmuyordu böyle bir şey. şimdi moderniz... Uyduruyorlar derken iyi uyduruyorlar Tabi Tabii tabii tabii. tabii. <laughs> uyduruyorlar değil yani. <laughs> doğru. Uyduruyorlarsa uydurmuşlar yani. yani Ama uymak lazım evet, yani şey. O, da, o da lazım. Kelimenin manası o. Aynen. Yani folklor çalıyorsan eğer orada elektronik uyuyorsan uyduracaksın kardeşim. Yani uyum sağlayacaksın. <laughs> Harun <laughs> sen ne düşünüyorsun müzik endüstrisi hakkında ve festival yönetmeni olarak? Zorlaşıyor mu hayatınız? Ya Yani ekonomi zorlaştıkça festivalleri yapmak da zorlaşıyor tabii. Biz de bu şartlarda yapıyoruz bunu. Ama hani gidişatın geneline bakınca müzik üretimi müzisyenler için giderek sahnede, konserde daha böyle önemli hale gelmeye başladı. Çünkü o kayıtlı müzik eskisi kadar güzel bir dönüş sağlamıyor. Yani işin i̇şin ekonomisi müzisyen için döndürmüyor. Müzisyenler sahnede kendilerini asla gösteriyorlar ve festivaller o yüzden çok daha önem kazanmaya başladı. Bence değerli de bu. Yani aslında biz insan insana ilişkiyi o festivalde kuruyoruz. O sahnede görüyoruz sanatçıyı, başka seyircileri. O festival alanında buluştuğumuzda birbirimizle etkileşime geçiyoruz. Birbirimizden o enerjiyi alıyoruz. Güçlü bir konser, o sesler yükseldiği zaman seyirciden o bütün insanları yükselten bir şey. Herkes birbirini yükseltiyor Aslında bu önemli bence. ve Dolayısıyla festivaller... burada biraz reklam yapalım. Arkadaşlar lütfen bu festivale destek olun. Konserlere gelelim. Biz bunu yedisinde gireceğiz. Yarın başlıyor sekizinde... Çok değerli iki müzisyenin konseri var. Onlara gidin. Biletleri nereden alıyorlar? Paso'da satışta şu anda biletlerimiz. Paso üzerinden alıyoruz. Ve her zamanki soruyla geliyoruz. Biletler kaç para? <laughs> How much is this? That's How the much the tickets cost? That's the most important <laughs> oh, well, question. Oh that's not my thing. That's it. <laughs> yani we, we try to keep the tickets uh, as uh, accessible as possible. Which in this Turkish economy... Which, yes, in this Turkish economy, it's also a problem. But we have this very special campaign. Maybe I'll also tell this in English and also in Turkish. <laughs> evet. With our leading sponsor, Eczacıbaşı Holding, we have this Eczacıbaşı Genç Bilet, which... Uh, it's which, 10 lira. Yes, I guess. they help us to sell the tickets for students for 10 lira, which is like less than ha half, half a dollar, half a euro, half a dollar. <laughs> yes, euro. that's good. 50 euro. Yes. 50. Yeah. It's a little 20. bit too less. I mean, too. Uh, it can <laughs> well, never then, be too less. <laughs> 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 <then> make <laughs> good use of half it. Half a dollar. I mean, <laughs> make good use <laughs> let's of it. Let's make it then. one dollar or something. <laughs> one thing I because, say. No, no, that, Bey, that, do not. That, that, <laughs> why, why I'm saying this? Because it opens up, and in 10 minutes. It's gone. Because yeah, it's going on for two years. I switched to Turkish now. Yeah, yeah, yeah. Yani bu Eczacıbaş Genç bile son iki yıldır süren bir kampanya. E tabii gençler, öğrenciler bunu hani haliyle fark ettiler ve hemen değerlendiriyorlar tabii. Almak mümkün. ama belki bir sürpriz yapacağız galiba. Hemen konserden önce bu hafta sonu böyle bir, bir az miktar daha satışa açılacak galiba. Arkadaşlarımla onu konuşuyoruz. Belki bir miktar daha ek kontenjan olabilir. Pasodan bilet alabilirsiniz arkadaşlar. 8-9 Temmuz ve 12 Temmuz. Ha bir de hani Paso'ya girdik o gün aman konser her günü geldi. Şu oldu bu oldu. Gelin konser mekanda kapıda da bilet bulabilirsiniz. Onu da söylemiş olayım. Çünkü yeni yerimiz geniş yani. Bekliyoruz herkese. Ayrıca Flu TV abonelerine hiçbir özellik de sağlamıyoruz. Bunu da <laughs> lazım. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bu konser biletleri ben Dola Brentle çalıştım. Abdullah İbrahim yani Afrikalı piyanist. Bu tavır koyardı. Biletim ne kadar satılıyor benim diye. Pahalı satılmasın dedi satıldığı mi? zaman yok diyor ben gelmiyorum dedi. Protesto edildik Beraberdik, beraber çalıştık. Yani Tabii hala yapılan bir şey. Yani büyük turnelerde evet. e, sanatçılar bir yandan işin ekonomisinin dönmesi için belli fiyatlara o biletlerin satılması lazım tabi. Ama diğer taraftan da çok böyle fazla pahalı fiyatlara satılmasını da istemiyorlar. Bu sefer de boş alana kimse konser vermek yani, istemezler. Bir de şeylerden, seyircilerden de tepki gelebiliyor. Hani tabii. çünkü o fiyata erişebilen var, erişemeyen var. Onu doğru şeyini bulmak lazım yani. So dengesini. Sharon wants to keep it at half a dollar. I mean... <laughs> No, wow! <laughs> I think it's it's nice because it's, yeah, the music should be free. Yeah, I'm, I'm afraid you will say this. Uh, but yeah, yeah, yeah. but uh, but the plane is not for free. No, life is not for free. <laughs> life is not for free, so it just costs a little bit. Sweden is very good. It's this this system is working. Holland also good with the musicians helping musicians. Yeah. 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 It's, it's it's all right, any, yeah. we have a good. Uh, system. All the Scandinavia and you have a good. Are system. there any yeah. grants yeah. for musicians in Netherlands? Yes, a lot. Yeah, really? Yes, I actually uh, apply uh, a lot for grants because oh, I'm independent great. and um, touring yeah. support. Touring support. Oh. Um, yeah. Yes, yeah. you have different kind of grants for different discipline uh, collaborations. Yeah. Even go for international career. Yeah, maybe I also add a few things on that perhaps because bizim de yani bu festivaller bir taraftan bunu da düşünmek lazım ve onu ben hani bir altını çizmek isterim. Bu festivaller tabii kolay hayata geçmiyor ve destekçiler ve sponsorlar çok önemli bizim için tabii. Garanti BBVA bizim festival Burada. sponsoru 26 yıldır. Geçen sene 25. yılıydı. Bu sene 26. yılı ve devamda edecekler. Bize hep destekleyeceklerini söylüyorlar. Ben gerçekten Bu ekrandan da tekrar bir teşekkür, etmek isterim. teşekkür ediyoruz. no sponsors, no money, no money, no musician, no musician. Yeah, no sponsor no is arts, important no for, for you. Yeah. It's yeah. like the grant for us is sponsor for you, yeah, right? It keeps the uh, system running in a way, let's say. The, otherwise the big festivals, the big concerts, it's, it's, it's not so possible. easy. Yeah, it's not it's so impossible. easy to make them happen. One last question. You are a very successful and young musician, actually. You are known internationally, right? I I'm not wrong. Yeah. Yes, yes. So how yeah. does it feel? I mean at the beginning of your career were you expecting that kind of success no really no not at all and how do you feel now are you happy am i happy yes now i'm happy <laughs> but I, i've been through a lot of ups and downs and had to find my way i not have been happy all the time i can tell you that but now i'm like for ten years i can say i'm happy. another question then when a young man or woman. Decides to become a musician. In general, the families are against it. They say musicianship is is a hard work. I mean, it's a hard especially life, especially in Turkey. Especially in Turkey. I I don't know about Netherlands, but I think no parent wants their kid to be a musician no. because it's <laughs> no, it's ups and downs. It's not it's not a stable life. It's not you know sometimes you have no nothing and other times you have a lot. It's so to youngsters, do you yeah we'll it's home. fun, yeah I think it's fun. I think uh, for me, yeah, but do you want security, or do you want to have uh, an interesting and full life of travels and experiences? and I don't know, I like it a lot. It's not an easy no. an easy job. But you know, I, I didn't want an easy job. I, I would get mm. bored. When you become internationally known, is there any aspects of that which makes your life harder? I mean, yeah, maybe it is. You need to really look out for the right people. I think, uh, and every decision is becoming more important. Yes, like every uh, decision you make. If you make a mistake, then then you have to suffer. Yeah, it's like the contracts that uh, are not the best. Hocam siz gençlere bir şey söylemek ister misiniz? Bizim kanal genelde gençler tarafından izleniyor. Evet. Müzisyen olsunlar mı hocam? Caz kısmında konuşalım. Hani pop daha kolay. Menajer bulma açısından, dinleyici bulma açısından caz en zor. Yani zaten evet. zor çalması da zor, en zor meslek. Dinlemesi de zor. Klasikten de zordur. Bakın onu söyleyeyim. ...bütün programı bozmadan çalman lazım... ...free jazz da çalsan onun içerisinde bir disiplin var... ...bu seni zorluyor... ...onun için bu, bu müzisyenlerin yetişmesi çok kolay değil... ...yani jazz müzisyenleri... Yani ...İsveç'te ben senelerce yardım aldım... ...12 sene yardım aldım... ...en iyi yardım aldım... ...çünkü niye... ...işte dedim folkloru kullandım... ...taviz vermedim... Hı hı. ...müşteri için çalmadım... İnsanlar için çalmadım... ...burada ne diyor bizim şarkıcılar... ...siz bizi yarattınız... ...sizin sayenizde olsun, olsun diye bir yalakalık var affedersin yani tabiri caizse. Böyle böyle deniyor burada bizde. Sen kendin için yapacaksın ilk önce. Halk için yapmayacaksın. Müzisyenim bu. Gençlere tavsiyem benim. Soruyorsun. Kendin için yap. Benim sensin. Alkış almak için, para için yapma. Zaten tutar. O zaman sağlam olursun. Ama sen baştan herkesin yaptığı gibi bir şey için yaparsan, para için bilmem ne için. Onun için sistem burada çok dalgalı. Bir de müzisyen olmak için çok çalışmak lazım. Çok kolay bir şey değil bu yani. Çok zor. Bir de bunun organizasyonu var arkasında. Bir müzisyen organize yapamaz. Onu en iyi Harun bilir. Sağ olsun. O festivallerimiz zaten birkaç tane festivalimiz var değil mi? Of festivals. ya onlar kurtarıyor vaziyeti. We have three, four festivals in Turkey. Yes. They, they get the quality, they keep the quality. But other small, small concerts, they, they, I don't want to talk about those things. Ben bir de ayrıca yine Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'na da teşekkür etmek isterim. Onlar da uzun yıllarda bizim festivalimizi destekliyorlar tabii. Bu da bizim için çok değerli aynı şekilde. Bir İsveç olmasa da onlara da teşekkür ediyoruz. Ben de bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Demin konuştuk geçtik. Bu parça hakları var ya. Ben 67'de Danimarka'ya gittiğim zaman büyük bir lokalde çalıştım. Kulübün patronu bize gelirdi. Parçaların listesini isterdi bizden. Hangi parçaları? Onların hakları, parça haklarını her gün ama. Her gün biz değişik parçalar veriyoruz Biz de veriyoruz. Biz de veriyoruz. Ve onlar, 67'siniz ya düşünsene. Ve bu böyle devam etti seneler için. şey. Halen devam ediyor. Burada nerede yani? Türkiye 90'larda geldi ama oluyor. Geldi ama oluyor. Yarın Hı -hı. geçen... Biz yapacağız. Yapacak mıyız? E, alacağız Bilmiyorum. sizden. <laughs> set liste alacağız sizden. <laughs> Bildireceğiz Mesama MSG'ye. Bak canım e, o yapıyoruz. Ya. Yani, yani, bu bu royalty bir hatırlatma agency. olsun. Yani lokallerde asansör yeah, müziği we, we bile çalsa... Them. Yes. Orada, or. artık yani Türkiye'de de evet. Yani restoran bile açsanız ödüyorsunuz. Ama yine kaçmaya çalışanlar oluyor, onu da biliyoruz. Do Do oluyor. Dolu, dolu, dolu. Evet arkadaşlar, o festivali konuştuk. Yarın o başlıyor. Desteklerinizi eksik etmeyin. Çok önemli konuklarım vardı. Üstad, Okay Temiz Hollanda'dan ünlü bir şarkıcı Sharon Kovacs ve festivalin yönetmeni Harun İzer Thank you for coming. Teşekkürler. <laughs> Hocam size de teşekkürler. Harun, yani, kolay gelsin. Şey. Teşekkürler. Müziksiz kalmayın diyoruz. Görüşmek üzere. <laughs>